Hocam merhaba. Merhaba. Hocam belli bir aradan sonra tekrar geri Kızılcabalık Spor'a döndünüz. Evet. Hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz? Evet, 3 senenin ardından tekrar Kızılcabalık Spor'dayım. Tabii bildiğim bir camia. Çünkü buranın yani 7 sene üzerinde bir emeğimiz var. Sonrasında bir ayrılığımız oldu. Bu bence iki taraf için de iyi oldu. Biz gidip dışarıları gördük. Orada nasıl oluyor, nasıl gidiyor. İnsan, yeni insanlar tanıdık tabii. Bu kulüp yeni hocalarla çalıştı. Bence iki takım, iki taraf için de hayırlısı oldu. Şimdi tekrar birlikteyiz. İnşallah her şey güzel olur. Tabii iyi şeyler yapma adına biz buradayız. Çünkü bugüne kadar gittiğimiz her yerde en azından olumlu şeyler, daha fazla olumlu şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ekibimle beraber, oyuncularımla beraber bunu devam ettiririz. Tek amacımız bu. Peki hocam, yeni sezonda nasıl bir Kızılcabalık Spor olacak? Kadroyu ona göre oluşturuyorsunuzdur muhakkak. Vallahi şimdi nasıl bir Kızılcabalık Spor olacak derken tabii ki yani göze hoş gelen, iyi futbol oynayan, oynarken zevk alan, seyredenlere zevk veren isteğimiz bu. Herkesin gönlündeki istek bu tabii ki. Bizim de bu. Bunun tabii ne kadarını yaparız? Biz bunun çalışmaları içinde olacağız. Bunun sahaya ne kadar yansıtırız? Zaman içinde göreceğiz. Ama hani hedefimiz bu. İyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek iyi bir yerlere gelmek. Hedef var mı hocam? Yoksa gidişe göre mi, performansa göre mi belli olacak? Belli bir hedef ya var. Ya şimdi hayat hedefsiz olmaz tabii zaten. Özellikle futbol değil mi hocam? Yani futbol hayatın her alanında insanların hayalleri var bir defa. Yani hedef derken herkesin hayalleri var. Tabii biz de bu hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii bu şimdi hayalin ne diye soracak olursa onu şimdi söylemek istemiyorum. Ama tabii hepimizin bir hayali var. Transfer durumu, kadro durumu nasıl hocam? Eski oyunculara şimdi devam. Şimdi aşağı yukarı biz transferi tamamladık sayılır. Ama tabii eksik bir iki bölge var. Onları da bu süreçte çok aceleci davranmadan, seçici davranarak bünyemize 2-3 tane daha oyuncu katıp transferi bitirmek istiyoruz. O şekilde. Yani şimdi mevki olarak da söylemek istemiyorum şu anda. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Var mısın başka eklemek istediğiniz? Yok, teşekkür ederim. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıksız bizim adımıza güzel bir sezon olur. Çünkü çok uzun deplasmanlara gideceğiz. Yani sonuçta bizler zor bir iş yapıyoruz. İnşallah bu zor işin de altından kalkıp bunun harcadığımız emeğin karşılığını aldığımız bir yıl olur. Peki hocam, bu ara Covid-19 nedeniyle biliyorsunuz uzun süre futboldan uzak evet. kaldı herkes. Seyirci alınmadı. Yeni sezonda alınacak ama belli ölçülerde. Evet, %50 futbolu herhalde. Futbolu daha çok güzelleştirir değil mi bu? Tabii seyircisiz her şey yaman oluyor yani. Tatsız tuzsuz bir yemek yiyormuşun gibi oluyor. Hani futbolcu tabii ki daha fazla motive oluyor seyirciyi gördüğü zaman. Biz oynadığımız oyunla da seyircimizi yanımıza çekmek istiyoruz açıkçası. Daha fazla yani o %50 kapasitesi, onu doldurmak istiyoruz yani. İnşallah bunu da başaracağız. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.